ayakkabınız sıkıyorsa ne yapmalısınız? Dar gelen ayakkabınızın içini sirkeyle ıslattığınız gazete kağıdıyla iyice doldurun. Bir gece bu şekilde bekletin. Sabah giydiğinizde ayakkabının genişlediğini hissedeceksiniz. Başka bir yöntemse bez parçasını alkol ya da sirke ile iyice ıslatıp ayakkabının ucuna doğru doldurun. En az 10 saat kadar bu şekilde bekletin. Sıcak hava da ayakkabının genişlemesine yardımcı olacaktır. Yeni ayakkabıyı giymeden önce sıcak buhara tutun ya da saç kurutma makinesiyle sıcak hava üfletin. Ayakkabılarınız ayağınızı sıkıyorsa bir bardak saf alkolü ayakkabınızın içine dökün. İyice derisine yedirin ve giyin. Derisi ayağınıza göre açılacaktır. Ayakkabı vuruyorsa ne yapılmalıdır? Yeni aldığınız ayakkabıyı giymeden önce birkaç dakika buhara tutun. Ayakkabının içine nemli gazete kağıdı doldurup bir gün bekletin. Veya doldurabildiğiniz kadar gazete kağıdını ayakkabının içine doldurup iki gün bekletin. Uygulanan işlemlerden sonra ayakkabı yumuşamış olacaktır. Adayla yeni bir günde yine farklı bir köşeyle karşınızdayız. Şu anda çok güzel bir hanımefendinin evindeyiz. Sevgili Deniz Çebi'nin evinde. Merhaba Deniz Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Böyle enerjisi yüksek, bomba gibi bir insanla karşılaşmak yine evinizde misafir ettiğiniz için. Siz de öylesiniz de o yüzden. Ay, çok teşekkür ederim. Çok mersi. Evinizde konuk ettiniz. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizinize. Deniz Çebi kimdir? Ben tanıyorum ama izleyicilerimiz tanısın ve Deniz Hanım'ın müthiş bir biz hanımları ilgilendiren müthiş bir becerisi var. Pastalar. Her kadının ah ben de yapabilsem hep böyle bir misafir geldiği zaman böyle internet başına geçip işte şu pastayı mı yapsam, bu kurabiyeyi mi yapsam? Bundan sonra sevgili izleyiciler Deniz Hanım'ın o marifet delilerinden ve tariflerinden sonuna kadar faydalanacağız. Ama önce Deniz Çebi'yi tanımak istiyoruz. Ben elimden geldiğince tabii ki her türlü bilgiyi vermeye çalışacağım, yardımı göstermeye çalışacağım. Ben butik pasta tasarımcısıyım. Butik pasta tasarımcısı. Evet. Yani bu işin ismi böyle konuldu ve böyle gidiyor. Ben de onlardan biriyim. Türkiye'de epeyce bu işi çok severek ve çok iyi yapanlar var. Ben de nacizane Fethiye'nin butik pasta tasarımcısıyım, böyle söyleyeyim. Çok severek yapıyorum. Çok keyifli bir iş. Büyük bir zevkle, eğlenerek, sevdiğin işi yaparsan hiçbir zaman çalışmazsın demişler. O yüzden böyle çalışmadan yaşıyorum, öyle söyleyeyim. Böyle çok severek, keyif alarak güzel bir şeyler yapıyorum. Mümkün olduğunca size de göstermeye çalışacağım. Teşekkür ediyoruz. Bu işin eğitimini aldınız. Kısmen.
kısmen eğitimini aldınız. Nerede aldınız eğitimini? İstanbul'da aldım. İstanbul'dan. Hı-hı. Siz İstanbul'da yaşıyordunuz. Ben İstanbul'da ve kaç yıldır yaşıyordum. Fethiye'desiniz? 6 yıldır Fethiye'de yaşıyorum. 6 yıldır Fethiye'de yaşıyorsunuz. Bir geldim, pir geldim. Tamam. Hep öyle derler. Fethiye'nin suyundan içen bir daha gitmezmiş sanırım diye. Sanırım öyle. Çok seviyorum. Bizler de yani 12 yıldır buradayız ve Fethiye'den ayrılmaya da hiç niyetimiz yok diye düşünelim. Deniz Hanım, birazdan mutfağınıza gireceğiz. Ve izleyicilerimizle birlikte mutfağınızda birkaç küçük, şu anda bu seferlik küçük tiyolar, küçük yapılmışlardan, evet, süslemelerden örnekler vereceğiz ama ilerleyen bölümlerimizde böyle biraz daha detaylı pasta, yani şekerinden karbonhidratı sıfırdan. Evet, hani evet, bizim tabirimizde böyle iki yumurta kırarız. İşte evet, bir bardak şeker, bir bardak un. Böyle kalorili falan şeyler kullanıyor musunuz? Şimdi bak, evet, bir bardak şeker, un deyince kalori aklıma geliyor nedense. Ne yazık ki. Çok güzeller ama biraz kaloriler. Çalıştığım süre boyunca belli bir tecrübe edindim ve artık bazı şeyleri daha pratik şekilde yapmayı öğrendim. Bu konuyla ilgili çok hanım var biliyorum. Fethiye'de de öyle pek çok hanım beni arıyorlar. Bize bir şeyler gösterdi ama tabii bunu yapmak da mümkün değil. Çok zor. Bir eğitim vermek ayrı bir kabiliyet. Daha farklı bir konu. Kesinlikle. Dolayısıyla kesinlikle. Ben mümkün olduğunca sizin de vasıtanızla, sizin de yardımlarınızla pratik bilgiler verip hanımların hoşuna gidecek, çocuklarını özellikle eşlerini mutlu edecek, küçük sürprizler hazırlamalarını sağlayacak birkaç örnek seve seve göstereceğim. Daha galiba çocukların daha çok ilgisini çeken objeler kullanıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Çünkü Deniz Hanım yaptığı pastaların resimlerini göstermişti bana. Çok etkilendim. Evet, miniklerimizin daha çok, annelerin daha çok ilgisini, minikler ve annelerin daha çok ilgisini çekebilecek objelerle. Aslında şöyle gelişiyor, minikler anneleri yönlendiriyorlar. Artık mesela benim öğrenmediğim çizgi film kahramanı kalmadı diye düşünüyorum. Çocukların ilgisi olan her şeyi mecburen anneler onlara doğru yöneldikleri için mecburen. Çocuklar yönlendiriyorlar tabii anneleri. Ki. Anneler de eyvah Spider-Man, eyvah Pepe. Ne olacak şimdi diye. Evet. Çözümler aramaya çalışıyorlar. Bu konularda da ben yardımcı olmaya çalışacağım. Ay ne kadar güzel. Yaparken nasıl yapılabileceğini. Çünkü artık herkesin hemen hemen bu konuyla ilgili herkesin evinde şeker hamuru diye bir malzemeyle çalışıyorum ben. Konuyu bilen ve ilgilenen herkesin evinde mutlaka şeker hamuru, birkaç küçük kalıp vesaire mutlaka oluyor. Onları kullanarak, daha çok eli kullanarak, yani bir şeyler satın almalarına gerek yok. Evet, daha çok el maharetiyle neler yapabilirler? Para da harcamadan sadece şeker hamuru alarak neler yapabilirler? Bunları da göstermeye çalışacağım. Neler yapabiliyoruz? Bakalım, başlayalım görelim. Mı? Bence başlayalım. Hiç durmaya gerek yok. Bunları yaparken de zaten sohbetimiz yine devam edecek. Yine bir sürü sorun var. O zaman mutfağa geçelim tamam, mi? Tamam, buyurun lütfen. Ben ilk önce size hemen önlük. Önlüğümüzü veriyorum. Bunu sadece bu program için takıyorum. Biraz dağınık bir iş yapıyoruz. Öyle mi? Sizi korumak adına. Ha, beni korumak adına. Evet. Renklerini de pek sevdim bu arada. Güzel. Çok sevdiğim renkler. Evet, arımayalar. Önlüklerde bile minik minik objeler var yani. Her şey mi süslü? Şimdi ne yapıyoruz bugün? Şimdi bugün annelerimizin dediğim gibi elleriyle yapabilecekleri hem kolay ama da çok güzel yaş pasta bir hani figür öğreteceğim. Harika. Ve daha önceden ne yazık ki hazırladığım bir yaş pastanın üzerine bu figürlerle süslemeyi göstereceğim. Daha önce hazırladım çünkü herkes pasta yapmak zorunda değil. Artık hazırlarlar, hazır da alabilirler. Gidip herhangi bir imalathaneden bir pasta alıp evine getirebilir ama çocuğunu mutlu etmek adına, çocuğunun sevdiği renklerde ya da karakterlerde süsleyip doğum günlerinde keyifle sunabilir. Ama bu gibi pastaların görselliği daha önemli. Görseli görünüş önemli. Ya tadı evet, o kadar önemli değil. Görselliğiyle evet, zaten onun tadını alırsın. Aynen. O zaman başlayalım mı? Hemen hadi başlayalım. Bakalım. Evet, başlıyoruz. Mutfağımıza geçtik. Bunlar ne? Bunlar şeker hamuru. Şeker hamuru evet, buradan bulabiliyor. Fethiye'de var mı şeker hamuru? Var. Artık marketlerde de satılıyor. Şeker evet, hamuru. O yüzden çok sorun değil. Ba, çok böyle bile yenilebilir var galiba. Yeniyor, çok güzel. Çok dondurma lezzetli gibi gözüküyor. Lezzetli. Gerçekten mi? Evet, hemen sana minicik şöyle ucundan bir parça. Çok özür dileyerek ben bir parça mini minnacık. Şuradan bir tane bıçak alayım. Değil mi? Hmm,
Ya dondurma tadı var bunda. Evet. Dondurma karmak, yani harika bir şey. Karmak tadı var. Çok lezzetli. O da mı aynı? Bu da aynısı. Renklisi yalnız. Şimdi ben bunları karıştırıp hafif dalgalı bir açık mavimsi renk elde etmeye çalışacağım. Anladım, tamam. Ondan sonra da pastamızı onunla kaplayacağız. Tamam, pekala. Tamam, başlayalım. Tamam. Biraz katı. Evet. Dolapta mı saklıyoruz bunu? Hadi evet, hanımlar. Oda sıcaklığında saklıyoruz. Bir şey olmuyor, bozulmuyor mu? Dayanma süresi ne? Kapalı kutulu pakette zaten satın alıyorlar. Hı hı. Dayanma süresi 6 ay. Eğer güneş görmeyen, güzel bir rutubetsiz olan bir ortamda tutarlarsa 6 ay kadar hiçbir şey çok olmadan iyi kullanabiliyorlar. Ama zaten benim tavsiyem, birer kiloluk küçük paketler satılıyor. Öyle alsınlar. Çok büyük paketler almaya gerek yok. Her rengi var mı bunların? Hemen hemen her rengi var. Yoksa da benim yaptığım gibi iki rengi karıştırıp falan istedikleri rengi elde edebilirler. Hmm. Bir kiloluk bir pakette zaten bir pastaya ancak gidiyor. Dolayısıyla hani aman kaldı kenarda, bozulur mu, kaç ay saklayacağım. Böyle bir sorunla yaşamazsak. Böyle bir endişe duymamıza gerek yok yani. Pekala o zaman. Şimdi her zaman şeker hamurumuzu çalıştırmamız gerekiyor. Çalıştırmak, yoğurmak. Evet, yoğurmak. Yani bizim anladığımız evet, dilde aynen, yoğuruyoruz. Biraz yoğurmamız gerekiyor. Yoksa böyle bir takır tukur bir hali oluyor. Anladım. Onu yaşamak istemiyoruz. Biraz... Ama siz yoğurdukça çok güzel netleşti. Pütür pütür de demin. Tabii yumuşuyor. Daha kolay çalışılır hale geliyor. Şimdi ben biraz da mavi koymak istiyorum. Çok fazla koymayacağım. Hafif bir açık mavi renk yapmak istiyorum. Ne yapacağız? Sürpriz. Ama söyleyeyim, bak, aramızda mi kalsın. Bak hiç kimse duymayacak. Peki şöyle bir şey yapacağız. Şöyle orta boy. Şimdi beyaz ve mavi aklıma bir sürü şey geliyor. Yunus falan mı yapacağız? Ne yapacağız? Aslında bir bahçe yapacağım ben. Beyazlama yani çok mavi zemin çok anlamlı değil orada. Fakat renk olarak çok yumuşak olacak. Bu yüzden öyle bir hava vermek istedim. Yani deniz gibi değil de aslında bir bahçe yapacağız. Bahçe yapacağız. Bahçede neler olacak? Çok merak ettim. Bahçede bütün annelerin sahip olduğu kuzucuklardan bir tane olacak. Bir tane mi yapacağız? Bir tane kuzucuk yapacağız. İki olsun ya. Bir tane ya. Siz yapın. Tamam, bir tane ben yapayım. Kuzuları iki yapacağız. Kuzuları tek kuzu iki yazdık. Yapacağız. Yalnız kalmasın. Tamam, yalnız kalmasın. Şimdi bu biraz böyle önce alan bir işlem. Şimdi daha doğrusu benim yapmak istediğim, ulaşmak istediğim renk için hamurumu bu şekilde birleştiriyorum. Normalde eğer ben dümdüz bir renk elde etmek isteseydim, o zaman arasına katıp bir şekilde yoğuracaktım ve açık bir mavi elde edecektim. Bu çizgili çizgili oldu. Evet, çizgili olmasını istediğim için uzun çalışıyorum. O zaman bunların ne şekil vereceğinizin her ayrı ayrı yöntemleri de var o zaman. Evet. Tek renk oluşturmak isteseydiniz birlikte yoğurup birlikte karıştırabilirdik. Sıkıca karıştıracaktım. Ama bunda şey gibi oldu, Mevlana şekeri gibi oldu bu. Değil mi? Şöyle de yapınca. Ne kadar güzel oldu. Şimdi biraz sonra bu renkler biraz daha fazla karışacak birbirine. Çok birbirinden ayırt edilemeyecek inceliğe gelecek. Ondan sonra da ben istediğime kavuşmuş olacağım ve uygulayacağım. Bundan iki kuzu çıkacak mı? Bundan kuzu yapmayacağız. Ben hala anlamış değilim daha bunu. Ha zemin. Kuzumuz beyaz olacak. Ha kuzu beyaz. Bu pastanın üzerine pastanın kaplayacağımız üzerine zemin. Şimdi ilk önce bir zemin oluşturuyoruz. Pastamızı kaplıyoruz, evet, kenara koyuyoruz. Ondan sonra üzerine figürlerini yapıp yerleştireceğiz. Anladım. Evet. Peki bu işlemi yaparken birçok hanımlarımız, Fethiye'li hanımlarımıza veya bizi izleyen tüm hanımlarımız hala yaş pastanın kekini şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Siz nasıl yapıyorsunuz? Paylaşır mısınız? Bazı aşçılar falan hani böyle küçük noktaları paylaşmaz. Bu da meslek sırrı der, noktayı koyar. Hepsini paylaşırım. Harika, süper. Şimdi... Yakaladık, bitti yani. ne yapıyoruz? Mesela 6 kişilik bir pandispanya tabir ettiğimiz bir pasta kullanıyoruz. Kek kullanıyoruz. Tamam. Yani bu aslında her zaman evlerinizde yaptığımız, işte içine yağı olan, yoğurdu olan lezzetli keklerimizden değil ne yazık değil ki. Pandispanya yapıyoruz. Pandispanyanın içeriğinde sadece yumurta, şeker ve un var. Yağ yok.
Hiç yağ yok. Ay çok güzel, daha iyi ama şeker var. Şeker var, un var. Ama şeker var diyoruz. Kurtaramıyoruz. Hiçbir şekilde yani. İyi de bu da şeker. De şeker var. Yani yapacak hiçbir şey yok yani. Kurtuluş yok. Yok. Bunu ödül, kendimize ödül olarak nitelendirelim. Evet. Evet. Böyle ödül zamanı, ben o zaman her gün kendimi ödüllendiriyorum. Şimdi ben bu arada bunu yaparken istediğim renge ulaştım. O yüzden işleme devam edeceğim ama bir yandan da sorduğum pandispanyanın tarifini vermek istiyorum. Tamam. En pratiğiyle 4 yumurtalı standart bir pandispanya tarifi vereceğim. 4 tane yumurta hanımlar 1 bardak standart su bardağı şekerle çırpıyorlar yaklaşık 2-3 dakika kadar. Çok fazla çırpmaya gerek yok. Köpürünceye kadar, hani bazıları der ya. Çok uzun süre değil. Hayır, 2-3 dakika sadece yumurtayla şeker birbirini emene kadar diyelim. Birbirine karışana kadar. Ondan sonra üzerine yine 1 su bardağı un ekleyecekler. Bir paket kabartma tozu ekleyecekler. Bu kadar. İsteğe göre vanilya ekleyebilirler. Seven var, sevmeyen var. Tabii Kakao ki, ekleyebilirler. Tabii bunu ki. Renklendirebilirler. Kendilerine kalmış ama formül bu kadar. Bu kadar. 4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un ve 1 kabartma tozu. Sonra bunu istedikleri kalıpta, her zaman kullandıkları kalıpta fırında 180 derecede 20 dakika kadar pişiriyorlar. Evet. Çıkardıkları zaman sünger kek tabir ettiğimiz pandispanyayı elde ediyorlar. Sünger kek böyle, hatta dokunduğumuz zaman hafif çöker, sonra tekrar kendini toplar. Kabartma tozu kaç paket koyuyor? Bir paket yetiyor mu? Pekala. Bir paket yetiyor. Aldık, kaptık. Kekimiz pişti, çıkardık. Ortadan ikiye kesiyorlar soğuduğu zaman. Sıcakken kesmesinler. Soğukken kesmesinler. Soğuduğu zaman ortadan ikiye kesiyorlar. Beğendikleri herhangi bir hazır paket krema olur, krem şanti olur. Ne tercih ediyorlarsa. Evet. Çırpıp arasına koysunlar. Üzerine de sürsünler ve dolapta bir iki saat bekletsinler. O böyle biraz sertleşene kadar bekletsinler. Çünkü kaplama yaparken biraz tok bir pastaya ihtiyacımız var. Bence o kreması donması lazım. Donması lazım. 1-2 saat geçip ondan sonra bu kaplamaya geçiyoruz. Ondan sonra bu aşamaya gelebilirler. Harika. Tamam o zaman. Şimdi şeker hamurunu açarken ve her türlü işlemde nişasta kullanıyoruz. Öyle mi? Evet. Şimdi şöyle biraz nişasta serpiyorum. Elimle yediriyorum. Tamam. Yapışmaması için. Arkasını çeviriyorum. Tekrar ön tarafına aynı işlemi yapıyorum. Ve meşhur merdanemi her hanıma kesinlikle ettim. Vardır her mutfakta kiş tane. Her işe yarıyor çünkü değil mi? Yaramaz mı? İstediğim büyüklüğe gelene kadar ben hamurumu açacağım. Çok da sert değil galiba çok bu hamurlar. Çok sert değil, hayır. Bu arada benden öyle şahane baklava hamuru gibi yuvarlak hamurlar beklemeyin. Zaten ihtiyacım da yok. Keseceğim için daha sonra. Böyle biraz sanatsal çalışıyorum. Anladım. Hamurda da. Evet. Birazcık toparlıyorum yani çok fazla dağınıklık olmaması için. Yuvarlak hamur açamıyorum ama sonra böyle yuvarlatıyorum onu. Artan parçalar. Söyleseydiniz ben yuvarlak açabilirdim size. Artan parçaları geri koyuyorum oraya. Şimdi pastamızı kaplamaya geçti. Tamam. Dolabımızdan pastamızı alalım isterseniz. Tamam, alalım. Bu benim az önce sizler için hazırladığınız normal pişirdiğim beyaz pastacı kremasıyla kapattığım arasına da çilek koydum efendim. Çilekli. Evet, bir çilekli, vanilyalı. Hoş bir pastamız var. Şimdi bunu kaplayacağız. Hadi bakalım, çok merak ettim. Şimdi hamuru pastanın üzerine taşımak için bir oklavayla. Bu da mı oklava? Bu da bir oklava, evet, pürüzsüz bir oklava. Artık ahşap oklavalardan sonra böyle polyester oklavalar çıktı. Çok yüzeyi enteresan. Yüzeyi tamamen pürüzsüz, çok enteresan. Çalışılıyor. Bir oklava yardımıyla hamurumuzu alıyoruz. Evet. Pastamızın üzerine mümkün olduğunca düzgün bir şekilde kaydırarak yatırıyoruz. Aa. Sonra işin nasıl? Aslında bu pastanın en önemli kısmı. Öyle burası. Mi? Evet. Düzgünce pastanın üzerine. Kıyafet gibi giydiriyor. Evet. Nasıl şöyle? Ha şöyle yaparsanız. Şöyle yavaş yavaş pastamızı döndürerek. İşin güzel kısmı hamurumuz esnek. İstediğiniz yerlerde esneterek. Bu şekilde döşüyoruz.
seve seve. Pastamızı seviyoruz. Ha, pastamızı seviyoruz. Ha, seve seve. Seve seve. Pastamızı şöyle seve seve. Düzelte düzelte. Ah canım benim, birazdan seni yiyeceğiz. Sakın endişelenme gibi mi? Gibi mesela. Hani gibi. Çöpe gitmeyeceksin. Kesinlikle. Kesinlikle. Midemize gideceksin. Gibi. Birazdan midemize gideceksin. Rahat ol, sakin şöyle ol. Şöyle düzelterek. Yani tahmin ettiğimden daha kolaymış. Ben daha böyle başka aşamalar diye düşünmüştüm. Pastamızı kesiyoruz. Kullanmadığımız parçayı alıyoruz. İnanmıyorum. Ve kaldırıyoruz. Artık pastamız kaplandı. Çok güzel. Şöyle üzerinden ve yanlarından hafifçe giderek daha düzgün hale getirmek mümkün. Orada oluşan kabarcıkları da evet, yok etmek adına. Böylece daha düzgün görünebilir ama bizim pastamızda şu anda bu kabarıklar çok mühim değil. Çünkü epeyce bir süsümüz var üzerine koyacağımız. Anladım. Endişe etmemize gerek yok. Anladım. Ama eğer bir dümdüz bir pasta yapıyor olsaydık daha düzgün olmasını isterdik. Anladım. Dolayısıyla şu anda pastamız hazır. Bizi bir süre bekleyecek. O şimdi yine mi dolaba koyacağız bunu? Evet, bekleme süresinde de yine dolapta durması. Ne kadar kalması gerekiyor? Bizim artık işimize göre. Bir kez daha tekrarlayalım. Kekimizi pişirip kremasını içine hangi malzemeleri koyacaksak koyacağız. Kremasını sürüp en az 2 saat. En az 2 saat. En az 2 saat dolapta beklettikten sonra bu kaplamayı yapacağız. Evet. Pasta daha sonra kendini taşıyabilir kıvama geldikten sonra. Anladım. Yapacağız. Sonra bu kaplamayı da yaptıktan sonra tekrar dolaba koyuyoruz. Biz aynen, objelerimizi, süslerimizi hazırlayalım. Süslerimizi yapmaya başlıyoruz. Pekala o zaman. Ben büyük bir keyifle dolaba koyuyorum. Tamam. Siz başlayın. Teşekkür ederim. Yapalım. Şimdi önce ne yapıyoruz? Böyle bir çalıştırıyoruz. Ha, çalıştırıyoruz. Yoğuruyoruz. Yoğuruyoruz. Homojen hale getiriyoruz. Yeterince homojen olduğuna inandığımız zaman, inandık yumuşayınca mı? Yumuşayınca mı? Evet. Bilmem, çok inandırıcı gelmedi bana. Şöyle yuvarlak bir top tamam, yapıyoruz. Düzgün mü? Çok düzgün yapmamıza gerek yok. Sebebini söyleyeceğim. Yuvarlayalım. Nişasta kullanacağız, elimize yapışmaması tamam için. Biraz şuraya nişasta tezgahın üzerine döküyorum. Elimizi alalım. Elimizi şöyle yapışmayacak tamam hale getirelim ve tekrar aman olabilir iş kazanı. Kuzuların sessizliği olacaktı bak. Tamam. Yuvarlak yaptık. Sonra o yuvarlağı birazcık böyle uzun hale getireceğiz. Çok uzun oldu. Çok uzun oldu. Onu tekrar top haline getirip şöyle bir tane strafor parçası vereceğim yapışmaması ben için. Ben yapamadım. Şimdi şöyle bir parça veriyorum. Bunu da bir alacağım, şey yapacağız, yoğuracağız. Çok minik. Tamam. Minik. Bundan küçük parçalar kopartacağız. Mesela şöyle birer nohut. Nohut gibi. Evet. Tamam. Bolca nohut yapacağız. Gerçekten bolca yapacağız yalnız. Ama yani Deniz burayı Hanım bunlar şekili. Bir dakika, oluyor oluyor. Oluyor. Oluyor oluyor. Kesinlikle. Kim söylemiş olmuyor diye. İkinci hamleye geçiyoruz ve koyunumuza bacak yapıyoruz. Bacak yapıyoruz. Bacaklarını yapacağız, evet. Kollarını ve bacaklarını yapacağız. Koyunumuzun. Evet. Bacak boyuna karar veriyoruz. Bu koyun oturacak. İki tane bacak çıkacak altından. İki tane de kol ekleyeceğiz. Kol. Aslında iki bacak daha. Aslında dört bacak tabii. Ama biz iki ayak iki kol dedik. Öyle değil mi? Ortalama olarak eşit boylarda. Ben de mi öyle yapacağım? Lütfen. Şimdi. Dur. Şöyle bir tamam bacak. Ben. Evet, ölçebiliriz. Çok da mühim değil. Tamam. Tamam. Şurada biraz çıkıntı oldu ama düzeltelim. Hiç problem değil. Onlar görünmeyecek. Tamam, yaptım. Şimdi yapacağımız hareket şu. Bir uçlarını hafif şöyle yuvarlıyoruz. Düzgün hale getiriyoruz. Hani bıçak kesiğinden tamam kurtarıyoruz. Tamam, evet. Sonra da şöyle bir hareket yapıyoruz. Hadi canım. Sanki toynak gibi bir ifade şaka veriyoruz gibi. Alttan başlıyoruz. Tamam. Öne doğru geliyoruz. Şöyle bir açıklık. Tamam. Zaten benzetiyoruz sadece. Çok detaylı bir şey yapmamıza hiçbir zaman gerek yok. Evet.
Ama bunlarla uğraşmak çok güzel. Çok zevkli. Çocukların oyun hamuru gibi. Bu yetişkinlerin oyun hamuru diyorum ben buna. Evet. Bununla çalıştığınız sürece. Toynaklar hazır. Hiç stresiniz kalmaz. Mutlu mesut yaşarsınız. Hadi bakalım. Toynaklar hazır. Tamam. Şimdi ilk önce alttaki iki bacağımızı yerleştireceğiz. Şimdi bacaklarını açıp oturmuş bir koyunumuz olacak, kuzumuz olacak. Şöyle herhangi bir yerden bacağına çıkartabilecek iki tane oyuk açıyorum ben. Bunu vereyim. Şu şekilde. Şöyle. Evet, oradan bacağımız çıksın diyeceğiz. Tam karşılıklı mı olacak? Yok, şöyle öne doğru bacaklarını açmış, tamam. Oturmuş gibi, tamam. Bir açı. Yaptım. Süper. Tamam. Aynen öyle. Şimdi şeker hamuru birbirine nasıl yapışır? Bütün bunları birbirine nasıl ekleyeceğiz? Evet. Suyla. Aa. Evet, çünkü şeker olduğu için su onu yumuşatıyor ve bütün hamurlar birbirine yapışıyor. Suyumuza batırıyoruz. Tamam, batırdık. Hani çok sular damlayacak gibi değil. Tamam. Şöyle. Tamam. Sonra bu ıslattığımız bölümleri, oyduğumuz bölümleri hafifçe ıslatıyoruz. Çok fazla değil. Tamam. Sonra alt bacaklar diyelim. Tamam. Alt bacakların toynaklar üste gelecek şekilde. Şöyle. Evet. Yapıştırıyoruz. Bir tane de buna yapıştırıyoruz. Ve oturtuyoruz. Bir dakika. Bir buna. Bir de buna. Ama ben şeyi yamulttum. Sizinki şey oldu, balerin kuzucuk oldu. Yamulması çok problem değil. Destek ister misin? Kendin mi devam? Yok, ben yapacağım. Dersin. Hayır, hayır. Bakalım. Tamam. Oldu ama. Bak. Oldu. Oldu. Biraz şişman oldu, hiç yamuk oldu. Değil. Zaten şişko önemli. Olacaklar birazdan. Tamam, tamam. Sonra şeker hamurunun bütün vücudunu... Islatıyor muyuz? Kuzucuğun bütün vücudunu suyla ıslatıyoruz. Dediğim gibi çok sular damlayacak gibi, çok ıslak değil. Sadece şekeri hafif yapışkan hale getirecek kadar. Tamam. Güzel güzel. Yapışsın diye de müdahalede bulunuyoruz, değil mi? Tabii ki. Ayrıca kuzulu çizgi filmler de var. Öyle mi? Onlar da çocukların ilgisini çekiyor. Pepe, neydi başka son zamanlarda? Başka ne var? Kayu, Pepe. Meşhur çizgi film. Bilmiyorum, çok da bilmiyorum. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu ki. Evet. Uçan Kaz vardı. İsimlerini unutuyorum. Hatırlıyor musunuz? Vallahi Tom ve Jerry erkekler izliyorlardı. Biz izlemiyoruz. Siz izliyor Heidi muydunuz? Heidi vardı. Efendim? Heidi izliyorduk. Evet. Ondan sonra. Heidi. Tom ve Jerry'yi tabii izliyorduk ya. Ben izlemiyordum ya. Sürekli biri kaç biri kovala derdindeydi. Evet. Onun için benim çok ilgimi çekmemiş demek ki. Ama Uçan Kaz vardı. Bir de Rich Rich vardı. Evet, hatırlıyor musunuz? Tabii. Kollara geçelim mi? Evet, geçelim. Tekrar takviye yaparız gerekirse. Ay. Şimdi yine toynaklar görünecek şekilde. Şöyle yapıştırıyoruz. Kollar uzun oldu. Hiç problem değil. Birazcık geriden yapıştırırız. Çünkü evet. Şu anda şeker hamurumuz hala ıslak. İstediğimiz yere istediğimiz şekilde yapıştırabiliriz. Tamam. Oynaması çok kolay bir malzeme. Tamam. Sadece şimdi kolların üzerini de, yani şu yapıştırdığımız yerleri de ıslatmamız gerekiyor ki oralara da top toplar yapıştırabilelim. Evet. Ben tek tek uğraşmadım. Böyle topladım, elime oradan koyuyorum. Evet. Sanki ben yitireceğim. Ben de yitirdim. Şişko, bol yünlü bir kuzumuz oldu burada. Orada da bol yünlü yetmedi. Bir kuzucuğumuz oldu. Hemen takviye. İki tane olsaydı.
takviye yapalım birkaç tane. Yetti, oo, değil çok mi? Tuttu. Şurası açık mı kalacak? Orası açık kalacak. Oraya ne yapacağız? Şimdi başı kuyunun kuzumuzun başı gelecek. Evet ya. Şöyle olsun. Kuzumuzun başı gelecek. Evet, şimdi bu hamurun yarısını vereceğim. Yarısını ben kullanacağım. Tamam. Tahminen yarı yarıya yapıyorum. Biraz toparlıyoruz. Bir top haline getiriyoruz. Şuraya tekrar nişasta alalım. Evet. Nasıl, zevkli mi? Harika. Şimdi. Niye yamuk oluyor ya? Zaten yamutacağız şimdi. Tamam. Çünkü yuvarlak olmayacak başımız. Tamam. Hafif bir yine yumurta şekli veriyoruz. Bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Vallahi oldu. Devamlı ikinci denemede. Tezgahımızda. Tamam. Yapışma yastraforumuzda çalışabiliriz. Tamam. Biraz önünü uzatıyoruz. Şöyle göstereyim. Ve bastırıyoruz. Nereye? Şöyle orta bir bölümden bastırıyoruz. Aynen öyle. Aa, vallahi güzel şimdi oldu. Şimdi hafif uzatarak şu ön tarafı biraz bastırıp üst taraf şişko kalacak şekilde böyle bir olmadı, çok oldu. 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 Olsun. Biraz şöyle çatlak bir oldu kafa ama aynen önemli değil. Şöyle bir yamuk şekil. Oldu mu? Yan yana tutalım. Oldu mu? Oldu yani. Şuraları bak. Sadece şuraları şöyle bastırabilirsin. Tamam. Belki. Tamam. Evet. Halloldu. Oldu. Evet. Oldu. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bu nedir? Bir kapak. Bu kapak yarım kapak. Bu kapakla şöyle bir ay, çok ağız güzel yapıyoruz. Buyurun efendim. Ben sinirli bir ağız yapayım mı buna? Nasıl isterseniz. Ama yok, o yok, da gülümsüz. Yazık, yazık. Şöyleydi değil mi? Evet. Gülen yüz. Evet. Ay. Çok güzel. Çok tatlı oldu. Şimdi şu aletlerimizle beraber. Hı. Şu orta noktaya kadar geliyoruz. Şurada burnumuz burun olacak. Tamam. Buruna kadar geliyoruz şöyle. Çok düzgün olması gerekmiyor. Üzülmeye gerek şu yok. Evet. Şöyle. Aynen öyle. Ağızdan başlayıp yukarıya getirirsen böylece kuzucuğumuzun yüzü hemen hemen ortaya çıktı. Çıktı. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Düzeltme yapıyorum çaktırmadan. Neyse, hiç yaptım. Evet. Kuzucuğum benim çok gülüyor bu ya. Bu da bana benziyor. Çok böyle kafa. Küçücük bir pembe. Ne yapacağız bunu? Burun. Şaka yapıyorsunuz. Şuraya mı? Evet. Bunu ama ıslatmamız gerekiyor. Öğrendim. Yumuşak bir düzgün bir top haline getiriyoruz. Öyle mi? Ondan sonra burun koymayı düşündüğümüz yeri hafifçe ıslatıyoruz. Tamam. Evet. Burnumuzu da üzerine yapıştırıyoruz. Yapıştı. Yapıştı. Çok güzel oldu. Ay çok tatlı. Göz lazım. Aynen öyle. Kuzularımızın tamam gözlerini de boncuk boncuk siyah gözlü yapalım. Renkli gözlü yapsak olmaz mı? Mesela. Ne bileyim. Ama koyun kara gözlü, kara gözlü koyun kara derler yani. Mavi gözlü koyun olur mu? Nasıl istiyorsak olur, biz yapıyoruz. Öyle mi? Boş ver, kara yapalım. Yani aslında ben renkli, düşünsene. Neyse. Şöyle biraz veriyorum. O çok o daha minik olacak şey ama, değil daha mi? Minik olacak. Bu hamurumuzda şöyle küçük bir parça kopartıp güzel bir küçük top yapıyoruz. Aynısından hemen hemen aynı boyda mümkün olduğunca bir tane daha yapıyoruz. Bir tanesi büyük oldu, benim küçültüyorum. Oldu mu arkadaşlar aynı şahane ebatta? Şahane oldu. Bence de benim koyunumun gözleri biraz daha büyük olsun. Sonra yine gözleri koymayı düşündüğümüz bölümleri ıslatıyoruz. Çok eğlenceli. Annem elleriyle bir börek hazırladı. Ciddi olamazsınız. Evet, biraz sonra pastamızla beraber
böreğimizi. Ne koku alıyorum ama, değil mi? Bu arada fırından bir koku geliyor. Vallahi geliyor. Güzel. Ay, güzel. Çok ısındı. Güzel gözüküyor. Ne böreği? Peynirli börek. Peynirli börek. Evet. Çabuk yapalım o zaman. Şöyle bir parça veriyorum. Bu ne? Bu ne olacak? Şimdi bundan tabii ki koyunumuzun kulağa ihtiyacı var. Eyvah. Kulak nasıl yapılacak? Bir tane top yapacağız. Ondan sonra şöyle düzeltip biraz. Mümkün olduğunca eşit bir şekilde ikiye bölmeye çalışıyorum. Ben ben nasıl ilk başta bunu çok kullanacağım herhalde. Tamam. Ay, çok güzel oldu. Evet. Bu daha kolaylık bence hanımlar. Buyurun. İki parçaya mı böleceğiz? Bu evet. Çok büyük değil mi? Daha küçük parçalar kullanabilirsin. Eşit olmasını istiyorum ben sadece kulakların. Mümkün olduğunca, çok da şart değil. Tamam. Aynen öyle. Tamam. Bunları tekrar böyle topumsu hale getirip biraz uzatıyoruz. Yine mi? Aynen öyle. Ve bir ucunu daha sivri yapıyoruz. Şöyle damla şeklinde. Şu mudur? Aynen odur. Ben iyi öğrenciyim ya. Aynen, ötekini de. Acaba? Çok iyi gidiyor. Gerçekten? Çok iyi gidiyor. Var mı? Olabilir mi? Olmalı. Pasta ustası olabilir miyim? Kesinlikle. Vallahi çok zor değil. Aslında herkes birer pasta ustası olabilir. Sadece en önemlisi sevmek lazım. Değil mi? Sevmezseniz zaten hiçbir iş yapamazsınız. Çok zor. Evet. Bu da sevilmeyecek bir şey değil. Oyun oynuyoruz yani. Aynen. Şimdi kulakları nereye yapıştıracağız? Şimdi kulakları yapıştırmadan önce... doğru hareket, fırça. Önce başımızı bir yapıştıralım. Bir yerine koyalım. Şu bölgeyi şöyle ıslatıyoruz biraz. Tamam. Kafamızı da. Ama oraya yetişmiyor ki. Şuralara olma. Hemen oraya dolduralım bir tane daha. Değil mi? Tabii. Hiç sorun değil. Şöyle. Bir tane daha mı? Evet, şuraya. Hiç sorun kalmadı böylece. Tamam. Çok güzel oldu. Kesinlikle. O birazcık köpeğe benzedi. Şimdi değişecek, havası değişecek. Bu kuzu da o biraz köpeğe benzedi. Koca ağza bakar mısın? Koca ağızlı oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Daha tertipli, düzenli benim koyunum, ağzı, yüzü. Vallahi değil mi? Yarışalım. O istiyoruz izleyicilerimizden. Şimdi şöyle bir aletimiz var, vereceğim. Biraz eziyoruz. Neden? Kulağı İnanmıyorum ezir. Ya. Çok kolay. Biraz ben de yapacağım. Eziyoruz. Buyurun. Biraz eziyoruz. Aynen öyle. Al. Ucunu zaten istediğimiz gibi eğeceğiz şimdi. Kulak. Evet. Evet. Sonra da kulakların olması gerektiği yerleri biraz ıslatıyoruz. Ben eğilmeyeyim sizin görüntü için. Ben şöyle yapayım. Ne yaptık? İki tane kulak yapıştırdık. Şöyle uçlarını kaldırabiliriz. Nasıl durmasını istiyorsak. Daha minik. Aa, kulağa ters yapıştırdım. Aa, olmaz. Olmaz tabii. Kulak ters yapışır mı? Ay, pek bir güzel oldu. Evet, evet, çok güzel oldu. Şimdi daha küçük toplar yapıp, çok değil, hiç endişe değil. Ha, tepesine. Tabii, zavallı saçınız olmasın mı? Kuzunun yani, saçı olsun. Tabii ki. Şöyle üzerine birkaç tane küçük saç ilavesi yaptığımız zaman artık buna köpek diyemeyiz, değil mi Adı Hanımcığım? Der miyiz? Bilmem. Bilmem ama daha çok köpeğe şişman bir koy. Benimki diyet. Ama diyet şey ya, vücudu... Yanakları çökmüş onun. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ya yazık yazık, benimle uğraşmak kolay mı? Yaşlandı. Kuzuların sessizliği. Kuzuların güzelliği. Evet. Evet. Bunu şimdi ben yaptım. Şimdi bunları bir kenara evet bırakıyoruz ve diğer süslerimizi aynı şeye koyabiliriz. Bahçemizin çitlerini çalışacağız. Yine top yapmayacağız değil mi? Top yapmayacağız. Bakar mısın? Yine top yapmayacağız top değil mi? Top yok artık. Top bitti. Kolay bir şey yapacağız. Nispeten. Tamam. Yaptıklarımızı bunun üzerine koyup tekrar korumaya alalım.
içinde çok ince olmayan bir hamur açacağım. Yani az önce pastayı kapladığımız incelikten biraz daha kalın bir hamur açacağım. Bu yeterli olur. Buna bir doku vermek istiyorum ben. Şimdi bütün bunların aslında piyasada kalıpları var ama ben istiyorum ki hanımlar kendileri fazla masraf yapmadan her şeyi elleriyle üretsinler. Bir ağaç dokusu vermek istiyorum. Normalde ağaç dokusu veren şeyler var. Silikon sayfalar var mesela. Bastırıyorsunuz ağaç dokusu ama hiç gerek yok. Çit yapacağız. Dolayısıyla sadece hafif çizgiliymiş gibi bir hava vermek yeterli oluyor görsel olarak. Önce böyle bir desen veriyorum. Evet. Sonra da çitlerimizi doğruyoruz. Doğruyoruz. Çizgi çizgi çitler yapıyoruz. Hiçbirini... Ben devam edeyim. Siz başlayın isterseniz. Olur mu? Lütfen. Buyurun. Ben yeni bir tane bir çit alayım. Lütfen. Tabii vakti olan anneler için biraz da ama. Çalışmayan. İşte... Yani çalışan anneler de hafta sonu çocuklarıyla bunu yapabilirler yani. Kesinlikle. İlla biz de hani biz çalışıyoruz yapamayız diye bir, böyle bir şey yok. Evet. Şey kullanmamıza gerek yok yani, bahane. Yine nişasta kullanıyorum. Önlükler niye lazım? Bunun belli için oldu, lazımmış. Evet. Biraz dağınık bir iş olabiliyor. Ben şuradan öbür bıçağı da getirebilirim. Hiç problem değil. Önce bir tane düz yapıyorum. Kaldırıyorum bunu. Sonra bir tane gördüğün gibi hiçbir kalıp kullanmadan, gerek yok çünkü. Bu ne için kesiyorsunuz? Ne bu şimdi? Şimdi bu bahçenin yeşillikleri mi? Yeşillik bölümü olacak. Bu ikisi bize fazla fazla yetecek. Şöyle keseyim mi? Tabii. Daha sonra şeker hamuru şırıngası denilen bir şey var. Şırıngası. Bu evet böyle epeyce malzemesi olan bir iş aslında. Yine kullanmak zorunda değilsiniz ama öyle bir şey kullanarak daha keyifli, daha kolay elde edebiliriz. Pekala. İnce çimenler yapacağım. İnce çimenlerimizi daha kolay elde edebiliriz. Bir tane böyle uzun ince yapıyoruz. Çünkü uzun ince bir aletimiz var. Şu şekilde içine koyuyorum. Bastırıyorum. Rengi de güzelmiş. Rengi bu arada de çimenimize uydu. Evet. İnce çimenler. Aman yarabbim. Ucundaki başlık değişiyor ve çeşitli şekiller çıkıyor. Bunu biraz sonra kullanacağız. Sadece hazır olması için. Anladım. Ayırdım kenara. Son iki tane işimiz var. İşimizin bitmesi için. Kırmızı. Çiçek mi yapacağız bundan? Evet. Harika. Bir de programımıza nazar değmesin diye nazar boncuğu şeklinde kurabiyelerimiz var. Ay inanmıyorum. Efendim. Çok güzel. Hep beraber nazar boncuklarımızı, kuzularımızı ve böreklerimizi Yiyeceğiz, böreklerimizi yiyeceğiz. Aynen öyle. Harika, süper. Çalıştırdık mı? Çalıştırdık. Şöyle ben açayım, sonra kenarıya çekeyim. Ay açılınca rengi yerine gelmeye başladı. Harikulade. Çok güzel. Biraz daha donmuş. Biraz, buz evet, gibi. Şurada bir sertlik var. Niye? Onun içinde çünkü pasta dağılmasın diye bir tutucu koyuyorum ben. Ama üzerine zaten figürümüz geleceği için kaybolacak. Hiç önemli değil. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce çimlerimizi yerleştireceğiz. Daha doğrusu yeşilliğimizi çimleyelim. Tamam. Dolayısıyla bunun
yapışabileceği kadar bir bölgeyi fırçamızla, bir boy kalın bir fırça aldım ben bu arada. Standımızı döndürerek pastanın bütün çeperini yaklaşık 3-4 santim olacak şekilde ıslatıyorum. Şöyle. Evet, dik bir şekilde yere değecek şekilde. Değdi. Ben çevireyim, siz yapıştırın. Teşekkürler. Şöyle. Tamam. Belki bir tanesi bile yetecekmiş. Yetmedi. Ek yapalım hemen. Hemen. Çünkü üzerine de çit döşeyeceğiz. Şöyle bir parçayı mesela. Bir dakika. Onu keselim, o güzel olmadı. Bir de böyle lüksümüz var yani. Bunu istemiyoruz. Onun yerine bunu koyalım gibi. İstediğimiz yerlere çitleri, kısa olanları, uzunlu kısalı ama en uzunları değil. Anladım. Bastın etrafına. Şırıngamız bu işe yarıyor. Çok incecik iplikler halinde hamur geliyor. Tamam. Sonra bunları alıyoruz. Bir tane de ben yapabilir miyim size zahmet? Hepsini yapabilirsiniz. Ben hepsini arada almayayım. Sıkıyoruz derken bundan nasıl çeviriyoruz bir tur. Evet. Şu mudur? Aynen öyle. Aa, çıkmaya devam ediyor. Ediyor, evet. Niye? Aynen. Basınçtan dolayı devam ediyor. Bakacak şekilde size bırakıyorum üzerine yani. Şöyle mi? Nasıl istiyorsanız. Şöyle olsun. Çok çok kenara gitmeden. Tamam. Bu da çünkü bu tarafa bakacak ya. Bu tarafa bakacaksa bu da bunun yanına olsun. El ele tutuşsunlar. El ele tutuşsunlar. Ve son olarak siz birazcık burada ne yapacağım? Şöyle bir şey yapacaksınız. Bastırıp istediğiniz yere. Ay şaka gibi. Renkte. Bu şırıngalı. İnanmıyorum. Yapışır. Ben yakında bu aparatların imalatına girersem bunu bence de değerlendirip kesinlikle böyle yapacağım. Hanımlara faydası olsun. Olsun. Bu aparatı yetersiz buldum. Bak. Bu yeter şöyle. Aman Allah'ım. Bu kaç tane de kuzucuklarımızın çiçekleri olabilir mi? Üstlerinde mi? Tabii. O zaman üzerine şöyle küçük küçük birkaç çiçek. Ha tamam. O zaman daha küçük. Öbür aparat nerede? Alabilir miyim? Şu. Yerleştirmesi çok zor çünkü. Vay. Pardon. Olabilir. Çiçeğimizi koyalım. Diyorum bu aparat zorladı beni. Yine elimizle kestik, evet. Elimizle şekillendirdik. Şu anda aslında şeker hamuru haricinde ekstra hiçbir masraf yapmadan çocuğumuza böyle bir şey yapmış olduk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Harikasınız. Çok keyif Peki, aldığınız belli. Ben inanılmaz evet. Derecede müthişti, büyük bir keyifle. Deniz Hanım bunun... Bence bunu burada bırakmayın. Sadece kendi mutfağınızda bırakmayın bence. Tamam, bildiklerinizi paylaşmak istiyorsunuz. Paylaşacağım, evet. Ama bir şey olmalı, başka bir şey olmalı bence. Başka projeler üretiriz. Neden olmasın? Valla çok güzeldi, çok eğlendim. Çok teşekkür ederim. Her zaman sizin için mutfağımı açarım. Her zaman ne çok istiyorsanız teşekkür ediyorum. Yardımcı olmaya çalışırım, göstermeye çalışırım. Sizinle beraber böyle keyifli
yeni ciciler yaparız. Ay çok teşekkürler. Kanal F izleyicileriyle de bu güzel bilgilerinizi paylaştığınız için. Seve seve. Herkes adına çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki sefere yine bu burada kalmayacak sevgili izleyiciler. Yine başka ne olur bilmiyorum. Onu daha henüz kararlaştırmadık ama bence objelerden devam edelim diye düşünüyorum. Olabilir. Kaplama ve olabilir. Objelerle olabilir. Devam edelim. Ne dersiniz? Yapalım. Çok teşekkür ederim. Bir çizgi film karakteriyle devam edebiliriz istediğiniz zaman. Peki çok mersi, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle kolay gelsin diyelim. Ortak ürünümüzü şöyle bir. Evet, bizim. Bunu ben yaptım. Bunu Deniz Hanım yaptı. Benim kuzu yok, birazcık şişman oldu. Deniz yani, Hanım'ın kuzusu güzel. Birazcık köpeğe benzedi ama önemli değil. Ben biraz daha benzettim. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Teşekkür Şimdi ederim. Bunu yiyecek miyiz? Şimdi yiyeceğiz. Hemen çayımızla beraber masamıza o geçiyoruz. O zaman ben hemen sevgili izleyicilerimizi vedamı gerçekleştireyim. Çünkü kuzuları yiyeceğiz birazdan. Evet sevgili izleyiciler, Deniz Hanım'a bir kez daha huzurlarınıza teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Yine adayla yeni bir günde yine başka pasta kaplamalar, belki kurabiye kaplamalar de olabilir. Biz Deniz Hanım'ın mutfağında her zaman ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Bir dahaki sefere bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.